Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Misver bin Mahreme radıyallahu anh. Hicretten 2 yıl sonra Mekke'de dünyaya gelen Misver bin Mahreme, Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensuptur. Hicri takvime göre 20 Ramazan 8 tarihinde gerçekleşen Mekke fethinde İslam'ı kabul eden babasıyla birlikte fetihten hemen sonra Zilhicce ayında Medine'ye gitti. Misver'in annesi olan Abdurrahman bin Avf'ın kız kardeşi Atike ise daha öncesinden Medine'ye hicret etmişti. Bazı kaynaklarda tabiinden olduğuna yönelik iddialar yer alsa da Resulullah'ın vefatı esnasında 8 yaşında olması ve veda haccı sırasında hac menasikinin çok yakınında bulunduğu Resulullah'tan bizzat öğrenmesi ve uygulaması Misver bin Mahreme isminin sahabe arasında yer alması için yeterlidir. Misver'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile anıları arasında tebessüm uyandıran olaylar da yer almaktaydı. Misver bin Mahreme radıyallahu anh, sırtındaki mührü görebilmek amacıyla abdest alan alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinin üst kısmını yukarı doğru toparlayarak onun sırtındaki nübüvvet mührünü görmüş, bunu fark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geriye dönerek Misver'e tebessüm etmek suretiyle yüzüne bir avuç su atmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yerine seçilecek halifeyi belirlemek amacıyla teşkil ettiği şura heyetinin toplantıları Misver'in evinde yapıldığı rivayet edilmiş. Aynı zamanda Misver radıyallahu anh heyette yer alan dayısı Abdurrahman bin Avf'a çalışmalarında yardımcı olmuştu. Hicretin 15. yılında vuku bulan Kadisiye Savaşı'na katılan Misver radıyallahu anh, savaşın sona ermesiyle birlikte yakut ve zebercetle süslü altın bir ibrik bulmuştu. Bir İranlının bu ibriği 10.000 dirheme satın almak istemesi üzerine kıymetli bir şeye sahip olduğunu anlayan Misver radıyallahu anh, durumu ordu kumandanı Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'a anlatmış, o da ibriği Misver radıyallahu anh'a hediye etmişti. Fakat daha sonra 100.000 dirheme satarak parasını ona vermişti. Hazreti Osman radıyallahu anh evi muhasara edilince Şam valisi Muaviye'yi durumdan haberdar edip yardım istemesi için elçi olarak Misver'i görevlendirmişti. Misver aynı zamanda halifeliği sırasında Muaviye'ye giden heyette yer almış ve Muaviye'nin ölümüne kadar, yani hicretin 60. yılına kadar Medine'den ayrılmamıştı. Misver bin Mahreme radıyallahu anh Müslümanlar arasında fitne olaylarının arttığını görünce Muaviye'nin yerine geçen oğlu Yezid'e biat etmek istemediği için Mekke'ye göç ederek oraya yerleşti. Harre Savaşı'ndan sonra Yezid tarafından Abdullah bin Zübeyr'in üzerine gönderilen kuvvetlere karşı yapılan savaşta İbn-i Zübeyr'i destekledi ve onun baş danışmanı oldu. Husayn bin Numeyr kumandasında Mekke'ye saldıran Yezid birlikleri mancınıkla taş ve yağlı paçavralar atarak Kabe'de yangın çıkardıkları sırada Hicr'de namaz kılmakta olan Misver radıyallahu anh yüzüne isabet eden bir taşla yaralandı. 5 gün sonra da 64 Rebiülahir'in başlarında vefat etti. Mekke dışında geçirdiği her bir gün için Mekke'ye döndüğünde 7 tavaf yapıp 2 rekat namaz kıldığı ve sürekli oruç tuttuğu rivayet edilen Medine'nin meşhur fakihlerinden sonra en çok fetva veren kimselerin arasında sayılan Misver radıyallahu anh
Abdullah bin Zübeyr'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Cennetül Mualla'ya defnedildi. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.